Engin Ardıç Bit Pazarına Nur. CHP'nin kemalist kanadı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezası yemesine çok sevindi. Çünkü kadın hem marksist hem Kürtçü. Peki İmamoğlu o yalnızca inşaatçı. Lakin bunu açıkça dile getiremeyecekleri için getiriyorlar ama iktidara çakmadan da geçemiyorlar. Denge sağlıyorlar. Evet ne zaman birbirlerine girecekler merakla bekliyoruz. Herhalde 2023'te İmamoğlu kazanamayınca. Uzun zamandır sesi çıkmıyordu. Hikmet Çetin. Şimdi Memur Gazetesi'nde kıymete binmiş. CHP çizgisinden saptı mı sorusuna hayır diyor. Ama Kılıçdaroğlu'na biat etmesi onu yeniden genel başkanlığa getiremez. Bu kadar yıl sonra fikrinin sorulmuş olmasına sevinsin. Bununla yetinsin. Üstelik yaşı da geçti. 82. Neyse ki Deniz Baykal'ın aksine hiç olmazsa eli ayağı tutuyor. CHP'nin Türk siyasetindeki yeri dünyada çok az örneği olan bir konumdadır diyor. Bununla bugüne kadar hiçbir serbest seçimi kazanamamış olmak bizi dünyada eşsiz ve benzersiz yapıyor mu demek istiyor? Yok canım, CHP'nin ilk kurultayı Sivas Kongresi'ymiş de ondan. Şuna bir türlü karar veremediler. Kimisine göre CHP 100 yaşında, kimisine göre 96 yaşında. Eğer kuruluşunuz 1919 yılında olduysa, şimdi 9 Eylül'ü 96. yılınızın için kutluyorsunuz? Böyle her aklınıza estiğinde ayrı bir kuruluş mu kutlayacaksınız? CHP değişime göre kendini değiştirmesini bilen bir partiymiş öyle ya. Bir dönem faşist, bir dönem demokrat, bir dönem ortanın solunda. Bir dönem junta destekçisi, bir dönem sosyal demokrat, bir dönem şeriatçılarla ve Kürtçülerle müttefik. Bu kalem gibi mübarek ama çizgide sapma yokmuş. Bu bir başarıymış ve CHP'yi iktidara götürecekmiş. Çünkü bu demokrasi ideolojisiymiş demokrasinin çok çeşitli tariflerini duymuştuk ama onun bir ideoloji olarak nitelendiğine yeni şahit oluyoruz. Siyasi tarihin defterinden çoktan dürülmüş böyle çok kişi var. Emanetçi genel başkanlardan Hikmet Çetin'den sonra Altan Öğmen söz gelimi. Alçakça devrilen Deniz Baykal, Murat Karayalçın. Siyasi mevta Emine Ülker Tarhan, Süheyl Batum. Hatta kuantum bilen Muharrem, Önder Sav, Ertuğrul Günay. Tarhan Erdem. Onların da fikri sorulsun. Ayrıca Muazzez ne niçin ihmal ediliyor? İşte bir Atatürk kızı. Sorun bakalım CHP çizgisinden sapmış mı, sapmamış mı? Engin Ardıç, Sabah.